Sayın Gökçe hattımızda yeniden İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Cemal Gökçe. Efendim ne kadar dayanıklı kerpiç evler diye sormuştum size. Ne kadar yaygın Türkiye'de? Buyurun efendim. Anadolu'da oldukça yaygın çünkü geleneksel bir malzeme olarak düşünülmüş. Yazları sıcağa karşı, kışları soğuğa karşı daha fazla korunaklı olan bir malzeme olması açısından. Ayrıca ucuz, insanların kendi topraklarından almış oldukları toprakla bu malzemeyi üretmiş olmaları nedeniyle de son derece ekonomik yapılar ortaya çıkarmışlar. Ama bu kerpiç evlerin de bir standardı vardır, üretim standardı vardır teknik çerçevede. Eğer siz sadece toprak olarak işte suyla ıslatıp kalıplara döküp sonra da bu kerpiçlerle ev yapmayı düşünüyorsanız veyahut bu nitelikte evler yapılmışsa o yapıların bırakalım depremlerde kendi kendilerine bile yıkılmış olduklarını görmüşüzdür geçmiş yıllarda. Dolayısıyla uygun bir malzeme kum olmayan içerisinde, taş olmayan içerisinde toprak yaklaşık olarak %50 mertebesinde samanla karıştırılarak kalıplara dökülür. Kuruduktan sonra havanın şartlarına bağlı olarak 10 gün, 15 gün, 20 gün kuruduktan sonra duvarlar örülmeye başlar. Eğer siz yapmış olduğunuz, kerpiçten yapmış olduğunuz evlerinizi yağmurdan ve sudan korumazsanız bu yapıların yine depreme dayanıklı olmalarını bir tarafa bırakalım, kendi kendilerine yıkılmış olduklarını da görmüşüzdür. Ayrıca toprak malzemeyle yapılmış olmaları nedeniyle siz toprakla, temelin toprakla temas ettiği kısmı, yani bir su basman olarak adlandırmış olduğumuz kısmını eğer taştan yapmazsanız, direkt kerpiçleri toprakla temas ettirerek yaparsanız, o zaman toprak sürekli olarak ıslak olması, yağan yağmurla karşı karşıya bulunması, karla karşı karşıya bulunmuş olması nedeniyle ıslanır ve bu yapılarda dayanma güçlerini, taşıma güçlerini kaybederler, ederek yıkılırlar. Dolayısıyla bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle Anadolu'da kerpiçten yapıların üretilmesi bile geçmişte son derece ekonomik olmakla birlikte oldukça zordur. Evet. Çünkü artık Türkiye saman ithal eden bir noktaya Bu gelmiştir. söylediğiniz çok Eğer önemli Sayın Gökçe. Aslında şunu da konuşmak gerekiyor. Daha çok nerelerde karşımıza çıkıyor? Kerpiç evler nerelerde yaygın? Ne kadar tehlikeli? Bunu da sormak isterim size. Doğu Anadolu'da, Güney Anadolu'da ve İç Anadolu'da daha fazla yapılıyor. Batı Anadolu'da kerpiç evlerin kullanıldığını çok fazla görmüyoruz. Biraz önce altını çizdiğim gibi standartlara uygun olarak yapılmamışsa, eğer birkaç kat olarak yapmışsanız ki saman malzemesiyle birlikte kullanmamışsanız, almış olduğunuz toprak malzemesi son derece uygun değilse, içerisinde kum ve taş varsa adı kerpiç olabilir ama o kerpiçten yapmış olduğunuz yapılarınızın depremde güvenlikli olabilme şansları yoktur. Elbette ki geçmişten bu yana işte özellikle ekolojik olması, sürdürülebilir bir malzeme olması açısından bugünkü insanlarımızın, bizlerin önemli bir malzeme olduğunu ifade etmiş olmakla birlikte gelmiş olduğumuz yer itibariyle artık kerpiç evlerle özellikle kırsalda bulunan insanlarımızın bugün onlara önererek evlerini kerpiç evler yap deme şansımız kalmamış. Çünkü artık bu insanların saman bulma şansları kalmamış. Dolayısıyla giderek özellikle kırsal alanlarda, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da sürekli olarak depremlerle karşılaşacağını biz biliyoruz. Bu yanıyla kerpiç evleri önemsemiş olmakla birlikte bundan sonra yapılacak olan evleri kerpiç evler olarak yapın deme Evet. lüksüne de sahip değiliz. Çünkü o malzemelerden birisi belki toprak halen varlığını devam ettiriyordur kerpiç malzemesi olarak ama bu insanların yeterli derecede saman bulma şansları yoktu.
Ayrıca bu kerpiçleri birbirlerine bağlayacak olan harçların da çamur olması gerekir. O çamurun da sadece toprak değil, o harcın da, çamur harcının da samanla karıştırılarak duvarların görmesi gerekir. Olaya bu çerçevede baktığımızda ne Doğu Anadolu'da, ne Güneydoğu Anadolu'da, ne de İç Anadolu'da kerpiç evlerin bundan sonraki süreçte yapılmasını önermek mümkün değil. Ayrıca sadece yıkılan evlerin işte görüyoruz görüntülerini. Kerpiç evlerden, kerpiç malzemesinden yapılmış olan evler değil, doğadan toplanmış olan taşların yine çamur malzemesiyle üst üste yığılarak yapılmış olan evlerin yıkılmış olduklarını görüyoruz. Açıktır ki gerek kırsal alanda gerekse kentsel alanda ülkemizi yöneten insanların, bu insanlar aynı zamanda hayvanlarının barındırdıkları yerleri de ya toplama taşlardan yapmışlardır ahırlarını veyahut kerpiç olarak yapmışlardır. Aynı zamanda yaşamış olduğumuz depremlerde kendi canlarıyla birlikte hayvanlarını da yani onlar için önemli bir üretim kaynağı olan hayvanlarını da kaybediyorlar. Evet, peki Sayın Gökçe. Mutlaka ve mutlaka ülkemizi yöneten yerel veya merkezi düzeyde ülkemizi yöneten insanların, kırsal alandaki insanlarımızın da daha modern, daha yaşanabilir, daha çevreci, depreme daha dayanıklı olan yapılarda oturabilme koşullarını mutlaka hazırlamaları ve sağlamaları gerekir. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Çok sağ olun. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, depremi konuştuk ve kerpiç evlerin önemini aslında yeniden anlamış olduk. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Cemal Gökçe hattımızdaydı sevgili izleyenler.